Merhaba oyun severler. Bugünkü oyunumuz bizleri kralların ve devasa büyüklükteki kalelerin bulunduğu bir zamana misafir ediyor. Kral Arthur dönemindeki mücadelelere birebir şahit olacağınız oyunda size iki seçenek sunuluyor. Bunlardan ilki Kral Arthur'un yanında yer alarak onunla beraber mücadeleye devam edebilir ya da ona karşı savaşan orduyu yöneterek farklı bir macera yaşayabilirsiniz. Şahsen oyunu ilk gördüğümde Stronghold oyunundaki eğlenceyi tekrar yaşayabileceğimi düşünmeden edemedim. Bakalım oyun bizde ne etki bırakacak, birlikte görelim. Her strateji oyununun olmazsa olmazı olan ana binadan işçilerin çıkması, inşa edilen üretim ve savunma binaları, saldırı üniteleri gibi birçok şey bu oyunda da bulunuyor. Oyunda bina yapımında ilk dikkatimizi çeken şey, inşa için işçinin ana binaya giderek inşaat için gerekli malzemeleri tek seferde bir çuvala sıklayarak getirmesi. Bu durum gerçeklikten uzak olsa da yine de oyuna farklılık kazandırmış. Asker üretme sisteminde de bu gibi farklılıklarla karşılaşıyoruz. Mesela asker üretim binalarına köylüleri yönlendiriyorsunuz. Köylüler asker olmaları için ne gerekiyorsa ana binadan alarak asker üretim binasına geliyorlar. Belli bir süre sonra karşımıza dört dörtlük bir asker olarak çıkıyorlar. Köylü ve asker nüfusu parasal olarak bize yük oluyorlar. Bu parayı elimizde fazlalık olarak bulunan ham maddeleri pazardan satarak ekstra para kazanabiliyoruz. Köylüler ana binadan sürekli üretim halindeler. Önemli olan şehrinizde yeterli seviyede oturulabilir evin bulunması. Ev inşa ederken dikkat etmeniz gereken şey, evlerin birbirine çok yakın inşa etmeyin. Aksi takdirde köylüler binaların arasına sıkışabiliyor. Oyunda ham madde ve gıda üretiminde de çalışan köylüler, çalıştıkları yerdeki kontenjan dışında çalıştırmak mümkün olmaması oldukça güzel düşünülmüş. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak, oynanabilirlik konusunda ünitelerin kontrolünün oldukça zor olması, bir yerde sıkışıp kaldıklarını görmeniz oldukça can sıkıcı. Oyunda yapay zekanın da oldukça vasat olduğunu söylemeliyim. Kamera açısıyla ilgili de sorunlarla karşılaşıyoruz. Oyunun grafiklerine geçecek olursak, grafikler pek de iç açıcı olduğunu söyleyemem. Oyuna ilk bakışta Stronghold'a rakip olabilir mi diye düşündüğüm oyun, yıllar önce çıkan oyunun yanına dahi yaklaşamıyor. Efektler konusunda katapultların attığı taşların parçalanması ve yakınında bulunan kendi birimlerimize zarar vermesi iyi düşünülse de bundan başka bir ışık pırıltısı göremedim. Oyunun sesleri ve müziklerinin de bu vasat durumu devam ettirdiğini görmek üzücü. Başta da söylediğim gibi Stronghold zamanında yapılmış en iyi oyunlarından bir tanesi, özellikle de ikinci oyun. Eğer strateji oyunlarını seviyorsanız ve farklı bir oyun oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Bunun dışında uzak durulması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Burada oyun incelememiz sona eriyor. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere. Hepinize iyi oyunlar.